Bismillahirrahmanirrahim. Kel Zampara Kur'an-ı Kerim'de ateist ismi geçmiyor diyor. Soru üzerine onların ebedi cehennemde kalacakları hakkında bir şey diyemem dedi. Kur'an'da müşriklerden bahsedilir dedi. Ben zaten fazla bir şey bilmiyordum. Kel Zampara'nın sözü üzerine bildiklerim de su kaynattı. Bu söylediği hakkında ne dersiniz? Açsın Kur'an-ı Kerim'i okusun o da. Onun gibi. Onun gibi okumayı o da bilir zaten. O da okusun baksın bakalım. Var mı yoksa yok mu? Ha, ebedi cehennem var mı yoksa yok mu? Ebedi cennet var mı yoksa yok mu? Efendim, iyi baksın okusun. Bir tarafını açsın baksın onunla hemen karşısına kollar onu. Niyetinin samimiyetine göre yolu açılır inşallah. Onun için kafan karışacak. Ne zaman karışacak? Yanlışı dinlersen çok ve yanlışa kapı açarsan şeytan onunla beraber içeri girecek. Devamlı bir soru işareti tutacak. O yanlıştır. Yanlış yerden veriyor. Efendim hiç değilse Müslümanlar için değil onun, o Müslüman hayatı, İslam hayatını yaşayanlar için değil onun konuşması. Tamamen kafirler için ise onlara konuşsun diyorum işte, ona karışmıyorum ona o zaman. Bara gitsin o zaman, bardakilerle konuşsun, bardakilerle aynı o hocalarda beraber. Kel Zampara da o da ikisi de beraber, aynıdırlar. Onun için o aynı şeydedirler, tarafta oynuyorlar. Yakacakları iş ikisinin de öyle televizyona çıkma ne lüzum var? Bu Müslümanlar az çok biliyorlar ne doğru ne yanlış olduğunu. Yani kalkıp Müslüman mahallesinde salyangoz yapmasınlar. Bu Müslüman Türkler neyin yanlış neyin doğru olduğunu çok iyi biliyorlar. Biliyorlar ama şeytan bırakmıyor yapsın bazen ayrı mesele. Ama çok iyi biliyor. Çünkü uyanıktırlar, uyanık cinstirler. Ahmak cins değiller. Yani muhasebe yapabiliyor. Bu yanlış, bu doğru. Ama çoğu zaman işte kibirli millettir. Kibirinden dolayı kaybediyor. Bağlanmak istemez. Yok. Ne demek? Ben buna bağlanırsam olur mu? Ben bundan daha üstünüm diyor şeytan ona. Onun için bağlanmaz. Fakat hak ve batılı biliyor çoğu. Hani ne kar zamparanın, ne kel zamparanın, ne büyük zamparanın yaptığı işler ile bu milleti baksana. Bu milleti onların yaptığı işlerle başka bir millet olsa şimdiye kaybolup tamamen kaybolup gidecekti değil mi? Sapasağlam duruyor gene Anadolu insanı. Nesiller gelmiş bakıyorum 20 yaşında çocuklar şimdi öyle bir sağlam tutuyor İslam'ı ki bunlarla dünyayı fethederiz. Doğrudur. Öyle ne kar zampara. Çünkü onun nefsinin en azgın olduğu zamandır. 20 yaş en azgın olduğu vakit kar zampara. Ve o biriler ona onun nefsini istediğini sunuyor. O da diyor hayır olamaz bu diyor. Bu yanlıştır deyip ona onun yaptığı sunduğu yola yanlış yoldur deyip hemen cephe alıyor. Maşallah. İyi uyandırdı şeytan. İyi. Tokatlı birisi uyardı. Tokat'ta bir grup gencin Şeyh Efendi'ye karşı çok muhabbeti varmış. Yine Tokat'ta büyük bir mağazası olan Adnan Oktar taraftarı varmış ve Şeyh Efendi'ye de saldırı yapıyormuş. Yapılan saldırılara gençler artık tahammül edemez hale gelmiş. Ve Adnan Oktar taraftarın mağazasını yakıp İstanbul'a gidip Adnan Oktar'ı öldürebilecek kadar gözleri kararmış. Ve bu kişi uyardı. Bu dediğimi kesinlikle bu gençler yapabilirler. Rica ediyorum Şeyh Efendi'ye bu konuda yatıştırıcı bir şey desin. Çok ricada bulundular. Allah razı olsun. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi birinci, bunu daima söyledim, gene söylüyorum. Benim şahsımı, beni seven insanlara her zaman söylüyorum. Birileri bize saldırıyorsa siz kendi aklınıza göre
hareket etmeyiniz. Kendi nefsinize göre de hareket etmeyiniz. Bunun altında da çok daha derin, daha büyük işler vardır. Şimdi her şeyden önce siz de biliyorsunuz ki benim Türkiye'ye bir girme yasağım vardır. Bu girme yasağının altında çok kişiler vardır. Haktan ve batıldan olan çok kişiler vardır. Bu yasağı devamlı tutmaya çalışıyorlar ki günü gelince o yasağı ben kaldırır Rabbil Alemin içeri gireceğim. Merak etmeyin. Günü vardır onun. Zamanı var. Şimdi bizi seven insanlar, onlar bize saldırıyor, kötü söz söylüyor diye bizim elhamdülillah şanımız ve şerefimiz yere düşmez. Biz Allah için yaşadık bugüne kadar ve böyle yaşıyoruz. Bundan sonra da böyle yaşayacağız. Gidip onun mağazasını yakmakla şimdi her şeyden önce kendini çok büyük bir tehlikeye atıyorsun. Değmeyen bir iş bu. Allah size de güç kuvvet vermiş. Damarınızdaki kan dolaşıyor hakka karşı, haksızlığa karşı. O hak damar kuvvet bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bu aynı Efendimiz'e olan hadise 1400 kusur sene her zaman bu devam etmiştir. Allah kulları belli zamanlar deneyiyor, hak üzerinde onları güçlüyor. Ondan sonra o haksızlığı onların elinden yıkıyor. Ki sahabiler aynı durumdaydılar. Aynı durumda onların da kanları şey yaptı. Efendimiz oturun dedi. Şimdi siz çıkıp Mekke'nin sokaklarında kırma dökme olmaz. Şimdi belli bir şey var. Rabbimiz bize bunun izni verdi. Bekliyoruz. Ondan sonra günü geldi. Güzellikle o güç kuvvet ile gelmişler. Ondan önce ne oldu? Bedir'e geldi onlar. Onlar onları bitirdi. 300 kişi onları bitirdi. Hak mutlaka ortaya çıkacak. Zahir olacak. Şimdi yanlış zamanlarda yapılan yanlış işler kişiyi hiç değilse dünya sıkıntısına, aşırı bir şekilde dünya sıkıntısına sokacak ki şeyhin ve şeyhlerin mürid için istediği bu değildir. Olamaz da. Hiçbir şey müridinin bu şekilde bir sıkıntıya girmesini istemez. Yanlış bir durumdur. Sevgiden dolayı biz Allah razı olsun bizi seven Allah'ı peygamberini sevdiği için bizi seviyor. Yoksa biz neyiz? Aciz bir kuluz biz de. Fakat onlar saldırıyor. O batıldır. Saldıracak şimdi. Onun vazifesi saldırmaktır. Bizi tanımaz bilmez saldıracak. Sen de şimdi onun durumuna mı düşeceksin? Tanımadığın bilmediğin şeye tarafa saldıracaksın. Dur. Olmaz şimdi. Onların istediği hedef göstermektir. Ve bu hedef içerisinde tekrardan başka oyunları vardır. İşte kırıldı, döküldü, yapıldı, edildi. Bunlar ayrı bir oyun, ayrı bir tuzaktır ki bunu dergahta İzmir'dekiler çok iyi biliyorlar. Polis bastığı vakit onları nasıl provoke yapmaya çalıştı. Ondan sonra onlar nasıl kalktı. Ben onlarla polise siz oturun dedim, polise siz çıkın dedim, beraber çıktım falan. Onların istediği oradaki kavgayı biraz kavga ettirip milleti birbirine düşürmek, tetiği çekip 3-4 kişiyi öldürüp de sonra büyük, daha büyük bir mesele yapmaktı. Onun önüne şeyhimizin himmetiyle set konuldu. Ve bunu başaramadılar. Şimdi çeşit çeşit provokasyonlar ile bunu yapmaya çalışıyorlar gene. Onlara oyuncak olmayın siz. Ama günü gelecek. Sen o pazını kuvvetlendir. Allah için güçlü ol. Kalbini kuvvetlendir. Zikirde dur. Günler yaklaşmıştır. Allah diyor Celle ve Ala Subhane ve Teala Hazretleri bir kere yeryüzünde İntikam alacak bu kullardan. Nasıl intikam alacak? Sevdiği kulları kullanıp onların üzerinden intikam alınacaktır. Onun için sen de şimdi gücün kuvvetin varsa onu kendine sakla. Kendine tut, ibadetinde dur. Sağa sola sarkıntılık yapma. Efendim onlar söyleyebilir. Bizim vazifemiz şu anda kulağımızı ona kapatmaktır. Gerektiği yerde birkaç sözü söylüyoruz. Milletin kafası karışmasın diye. Yoksa yapılacak işler çok olur. Ne işler yapılır? Ne şeyler, zamparalar gitmiş bu dünyadan. Kolay iş onlar da. Değmez ama şimdi. Onun için koşturmuyoruz biz. Bizim duamız onların da hakka gelmesidir. Doğruya dönmesidir. Yanlış bir iş yapıyorlar. Yanlışı bırakıp da hakka dönmeleridir şu anda. Ama abuk sabuk konuşurlar. Konuşacaklar. Ders alacaksın. Vahşi Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit etti.
Peygamber aleyhissalatü vesselam gözyaşlarını döktü amcası için. Ki bu bir peygamberin o şekilde gözyaşı dökmesi, arşın sallanması demektir. Onun üzerine Rabbil Alemin o vahşi belli zaman sonra dönüp dolaştıktan sonra vahşi üzerine ayeti kerime indi. Ve vahşi gelip Efendimizin önünde eridi o vahşi. O kadar vahşilik yaptı, o kadar kötülük yaptı. Efendimizin ciğeri yandı ondan. Ama dönüp onu affetti Efendimiz. Şanı şerefi daha da yükseldi. Vahşi da şan ve şeref buldu. Dönüp ondan sonra vahşi ne yaptı? Kendi kendini hiç affetmedi ama. Öyle oturup da nasıl Efendimiz ona dediği vakit, ey vahşi burada karşımda oturma hiç değilse. Seni her gördüğümde amcam hat aklıma gelir. Onun için onun sürgünü başladı Efendimizin huzurunda. Ve sütunların arkasında Efendimiz'i seyrederdi. Efendimiz böyle baksa o kavasını buradan seyrederdi. Böyle baksa göz göze gelmesin. Çünkü Efendimiz ona emretti. Benden uzak dur artık. Safların hep gerisinde namaz kıldı. Hiçbir zaman öne geçmedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu alemden göç etti. Onun emridir diye mezarına uzaktan baktı. Hiçbir sahabeye yol vermedi. Ona kötü söz söylesin diye. Ve vahşi kendisini affetmedi. Ama o peygamberin aşkı ile yandı. Ne oldu? Efendimiz bu alemden göç edince sahte peygamber çıktı ortaya. Hazreti Ebu Bekir'e büyük bir yük oldu o. O vahşi ne yaptı? Şimdi geldi Efendimizin gece vakti mezarının yanına yaklaştı. Ve Efendimiz'e konuştu, izin istedi. Ve dedi ki belki bu Allah düşmanlığı ben kaldırırken, ya Resulallah, belki bu içimdeki sızı biraz gider. Ve izin aldı, Efendimiz'den oradan çıktı kayboldu vahşi. Sahabilerin çoğunu öldü zannetti bir yerde. Gitti. Bir yolunu buldu. Öyle gizlenip hiçbir şey dayamadı. Gitti karşısına o sahte peygamberi, o Hazreti Hamza'yı öldürdüğü mızrak ile vurdu, kılıç ile kafasını kesti. Ondan sonra yürüyerek geri döndü, geldi. Efendimizin huzuruna geldi. Allah onu korudu. Ve Efendimizin huzurunda sundu. Dedi ki ya Resulallah, ben dedi hiçbir şey yapamam. Yaptığım şeyi telafi etmek için ama biraz rahatladım şimdi dedi. Ve o zaman Efendimiz'den ona emir geldi mezardan. Şimdi tamamen seni affettim. Ön saflarda dur. Şimdi bu insanların çoğu cahildir. Cehaletten dolayı yapıyor onu. Biz onu kabul ediyoruz. Ufak iş onlar. Düzelecekler. Bizi sevenler de ona göre aklını başına alacak. Biz kardeş kanı, bir kardeşlerini birbirine düşürecek değiliz. Ama günü gelecek, başımız ortaya çıktığı vakit, Hazreti Mehdi tekbiri aldığı vakit, işte o zaman o savaş başlayacak. O zamandır işimiz bizim, şimdi değil işimiz. Biraz daha sabredeceksiniz. Kavga kalaba yok şimdi. Kırma dökme yok, yakma yıkma yok şimdi, yok. O yasak bize. Biz onu yapamayız. Biz Müslümanız. Biz Peygamber Efendimizin emri üzerine yaşıyoruz. Allah onlara ne imtihanlardan geçirmiş, o sahabe-i kiramlar o imtihanlara dayandılar. Sonra çıkıp günü gelince emir gelmiş, kafiri şimdi çık, kılıcı çek, vur, kafayı sen kesersin, canı Allah alır, kıyamet günü sorumlu olmazsın dendi. Onun için şimdi
sakın bizi seven hiç kimse bu şekilde işler yapmasın. Ayrı bir provokasyondur o. Özellikle yapıyorlar. Dikkat edin buna. Bu konu çok önemlidir. Ki bunu sadece onun adamları değil, onlar içeriye de girdiler. Şeyh Efendi'nin ravında da vardır. Onları da mı gidip öldüreceğiz? Olmaz. Olamaz. Onu mahsus yapıyorlar. Yaptırıyor, o seyreder. O Allah'ın büyük evliyası seyreder. Bakıyor. Biz şanımızdan, şerefimizden hiçbir şey kaybetmeyiz. Onların attığı iftiralar da artık tanıyanlar tanır, bilenler bilir. Bilmeyenler de baktığı vakit bir daha iki birbirine bağlayıp o da anlar. Çok okuması gerekmez, çok bilmesi gerekmez. Öyle kapalı hiçbir şekilde bizim kapalı bir hayatımız olmadı. Hep açıktır. Hep halk içerisindedir. Her zaman böyle olmuştur. O insanların hepsi yaşıyor. Onlarla irtibat kurulur, bilinir. Onun için onlar bize kötü söz söyler diye biz kötü olmayız. Onların hayatı yanlıştır. Yanlış yerlerden para alıp yanlış işlerin peşindedirler. Daha onların yaptıkları şeylerin çoğunu da biliyorum. Ne şık, onları mı açığa çıkaracağım şimdi? Yahudi de onu istiyor zaten şimdi. Hayır. Kendine gelsin, sarhoşluklardan düzelsinler. Onun için söylüyoruz. Sözümüz de Müslümanadır. Uyanık dursun, ibadetini devam ettirsin. Ondan önce başkaları da çıktı. Bize aynı saldırıları yaptılar. Ondan sonra dönüp dolaşıp gelip el ayak öptüler. O da oldu. Değil mi? Tövbe istediler. Affettik, oldu bitti. Onlar da aynı şekilde kırıp dökecekti, asacaktı, yapacaktı, edecekti. Yok canım, ne günler gelip geçmiş şimdi. Daha ne günler gelecek bakalım. Fakat bir şeyi biliniz ki artık işin sonuna geldik. Biz Hazreti Fatih atamızın bıraktığını devam ettireceğiz. Biz Kızıl Elma'nın peşindeyiz. Onun Kızıl Elması İstanbul'u fethedi. Ondan sonra Roma'yı. O Kızıl Elma'dır. Bizim Kızıl Elma peşinde koşturduğumuz odur. Atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın bıraktığını devam ettireceğiz. Ayasofya'yı da açacağız inşallah. Roma'yı da fethedeceğiz. Vatikan ve Beyaz Saray'ı da fethedeceğiz inşallah. Onun için ona hazırlanın siz. Böyle bunlar basit işlerdir. Selamun aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu.